merhaba. Bugün 2020 CLA ile birlikteyiz. 1.3 Renault Nissan Mercedes ortak geliştirilen bir üniteye sahip 160 beygir. Kocaman bir araba kaldırır mı diye çok soru işaretleri vardı insanların kafasında. Ama araba geldikten sonra anlaşıldı ki gayet yeterli bir performansa sahip. Bakıldığında dışarıdan arabanın tasarımına bakıldığında daha hızlı bir arabaymış gibi görünüyor. 160 beygir çok da az değil. Rakibi mantıken BMW 2 fakat neredeyse piyasada BMW 3 ile aynı paralara geldi bunların. İkinci elde yazılan fiyatlar. Ben de iki defadır bu arabadan sekiyorum. Neden? İlk seferinde E-Coupe almadan hemen önce CLA alasım gelmişti bir. Yolda bir tane kırmızısını görmüştüm gerçekten. Çok hoşuma gitmişti, ondan sonra araştırmaya başladım vesaire. Mantıklı bir araba gibi göründü. Özellikle 4 çeker versiyonu, fakat böyle birazcık daha sportif, arkadan itişli, birazcık daha güçlü bir araba almak istemiştim. O zaman E-Coupe'ye yönelmiştim. BMW 3 almadan önce de yine gündeme geldi. Bu sefer de biraz piyasa çok şiştiği için formatikleri ederinden bir miktar daha fazla isteniyordu. Yani sonuçta 3 ile arasında segment farkı olduğu için fiyatının bir miktar daha ayrışık olması gerekiyor bence. Fakat bayağı yakın fiyatlar. O yüzden bu fiyatlarla ben çok mantıklı bulmuyorum. Bana bu arabayı satın almayı düşündüren şey evvela iç mekanı. İç mekanda şu orta ekran. Gerçekten bu kesintisiz baştan sona tek parçada iki tane ekranın bulunması çok güzel bir tasarım öğesi. Direksiyonun geçtiği yerlerde bir, mesela hiç buradan görünmeyen bir siyah bölge var. O böyle sürücüye burada otururken tek parça bir ekranmış gibi görünmesini sağlıyor buranın. Gerçekten çok hoş bir tasarım. Bu ventiller, işte buranın böyle merdiven şeklinde inmesi. Hiçbir şurası şöyle olsaymış diyebileceğim bir nokta yok dashboard tasarımında. İç mekana ek olarak önden çok beğenmesem de arka taraftan gerçekten çok güzel görünüyor araç. CLS'nin küçüğüymüş gibi görünüyor. Yani arkada CLA yazmasa birçok insan ayırt edemez CLS ve CLA'yı. Boyutlarını bilenler ayırt eder tabii ama hani arabadan çok anlamayanlar diyelim. Özellikle AMG paketle gayet güzel görünüyor. Yani görüntü parasına uygun, iç mekan tasarımı parasına uygun. İç mekan kalitesi birazcık daha iyi olabilirdi. Bu işte şunların böyle çıtır çıtır oynaması falan filan. Yapacak bir şey yok. Eski CLA'da da böyleydi. A serisinde de böyle, B serisinde de böyle. Yani C alıyorsanız biraz daha iyi oluyor ama ben arabayı alırken mevcutta alabileceğimiz C'ler eski kasalarda. Eski kasanın da yüzü çok eskidi. Yeni kasada 970'ten gelecek diye söylendi. Tabii ki öyle bir paradan gelmedi. Şu anda 1.5 milyon civarından satılıyor. O yüzden yeni C'yi de kafada eledik zaten. İşte arabanın en sevdiğim açısı. Özellikle şu köşeden çok seviyorum bu arabayı. CLS'nin küçüğü gibi görünüyor dediğim nokta tam olarak burasıydı. Yan taraftan eski CLA'yı andırıyor. Böyle sportif bir sedan. Jantları C ile aynı. C'nin AMG'si ile. Yani çok sevmiyorum ben bu jantı ama insanlar genelde beğeniyor. Ek olarak ön taraftan da bu köpek balığımsı tasarım A serisiyle vesaire aynı. Özellikle bu Diamond panjurun bence artık değişmesi gerekiyor. Çok aşırı derecede kullanıldı. İçeriye bakalım. Burada cam tavanımsı bir sunroof var. Üçten farklı olarak burada touchpad var. Çok böyle çok pratik bir eklenti değil ama zaten burada dokunmatik olduğu için çok da lazım değil. Belki touchpad sevenleriniz vardır. Şurada bir bölme var. Bir hayli büyük, kullanışlı bir bölme. İki tane bardaklı kartı, kablosuz şarj var. Kablosuz şarj 3'te de var. Klima kontrolcülerini buraya saklamışlar. Çok da güzel olmuş aslında. Elinize alıştıktan sonra ortalıkta çok tuş görmeden buradan halledebiliyorsunuz. Bence iyi fikir. Ambiyans aydınlatmaları da 3'teki gibi renk renk değiştirilebiliyor. Direksiyon yeni nesil. Bunu ilk makyajlı C ile beraber görmüştük. Bayağı güzel görünüyor bence. Çok üst modellerde de aynı direksiyonun kullanılması insana biraz böyle kendini önemli hissettiriyor. Bence güzel bir detay. Bu konuda da insanlar bence yanlış düşünüyor. Ya işte ne bileyim, CLS alıyorsun, CLA ile aynı direksiyon. E olsun, ne olacak ki? Hani sonuçta güzel bir direksiyon mu? Güzel bir direksiyon. Önemli olan o. Şimdi arkaya geçtim. Önceki CLA'da bildiğiniz gibi klostrofobik bir hissiyat vardı. Arka taraf gerçekten dardı. Bunda da aynı sorun devam ediyor. Birazcık dik oturduğumda kafam değiyor şu anda mesela, görüyorsunuz. Biraz böyle kaykılık oturmam gerekiyor. Uzun yolda bu bayağı bir dert olur bence. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Yani çoluk çocukla sıkıntı olmaz da özellikle 1.80 üzeri insanlar oturacaksa arka taraf çok da rahat olmayabilir. Şu C sütunu var ya, bu C sütunu denmesinin sebebi şu C harfi oluşturmasından dolayı zaten. Sportif bir hissiyat katabilmek için, bir de böyle dışarıdan tasarımını kupe gibi gösterebilmek için buradaki cam aşağı doğru kavisli iniyor. Tavan da böyle kavisli geldiğinden dolayı şu noktada baş mesafesini çok daraltıyor. Yani dışarıdaki tasarımı toparlayabilmek adına içeriden feragat edilmiş. Maalesef böyle bir problem var CLA'larda. Önceki nesilde de vardı, bunda da var. Sanki bunda birazcık daha iyi o mevzu ama önceki nesilde gerçekten kafa çarpıyordu. Mesela aynı problem bu derece olmasa da insignyalarda var. Binip inerken hep insanlar kafasını şuraya çarpar insignyalarda. Isıtmanın olmaması da çok garip bir durum. Artık neredeyse B sınıf arabalarda bile ısıtma var. Böyle bir araçta ısıtma olmasını beklerdim. Şimdi bir de ufaktan performansına bakalım. Şuradan bir sıfırdan kalkmayı deneyeceğim.
yani dediğim gibi 1.3 motora göre gerçekten beklenenin üzerinde bir performansa sahip. Ha tabii yakıt anlamında, vergi anlamında, yürütme maliyeti anlamında gerçekten güzel bir kombinasyon. Tek sorun çift kavrama bir şanzıman, ileride kavrama problemleri yaşanır mı yaşanmaz mı şimdilik bilinmiyor. Şu ana kadar Mercedes'in çift kavramalarında böyle bilinen kronik bir durum yok. Daha önceden A serilerinde falan kullanıldı bu şanzımanlar. Şu ana kadar dediğim gibi böyle Mercedes'in çift kavramaları bozukmuş falan filan diye bir şey duyulmadı. Bundan sonra da duyulacağını çok zannetmiyorum, fakat çift kavramanın doğasında var. Mekatronik arızası her zaman olabilir. Ben yine bu sebepten dolayı da tork konvertörlü bir araç tercih ettim. Normalde bir araba olarak tanıştığıma gayet memnun oldum, fakat Ocak 2022 itibariyle ikinci ellerine 1.1-1.2 milyon TL istendiğinden dolayı tanıştığıma memnun olamadım maalesef. Değerine göre yeterince kaliteli hissettirmedi. Yine aşağı görüşlerinizi yazın, sizce CLA mı 2 mi? Ya da siz bu arabayı tanımaktan memnun oldunuz mu? Sizce 1.1 milyon, 1.2 milyon ikinci el değerini hak ediyor mu? Aşağıdaki yorumlarda bunları belirtirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki tanıştığıma memnun oldum ya da olmadım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın ki video geldikçe haberiniz olsun. Katıl butonundan da WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay.